Devam ediyoruz güne bakışa. Aslında bu Covid-19 meselesi gündeme geldiğinden beri uzaktan bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. En çok zorlandığımız konulardan bir tanesi de maalesef eğitim tarafı oldu. Birazcık onu konuşacağız konuklarımızla. Profesör Doktor Levent Araslan ve Gamze Arslan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Birazcık Özge Arslan, özür diliyorum. Estağfurullah. Düzeltmiyorsunuz da hiç. yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim arasında nasıl bir fark var? Onu birazcık konuşarak başlayalım. Buyurun. Evet, aslında uzaktan eğitim dediğimiz 18. yüzyılda başlayan sanayi döneminin bir eğitim uygulaması. İlk Almanya'da mektupla başlıyor. Daha sonra radyo, televizyon ve internete devam ediyor. Fiziki olarak uzaklığı ifade ediyor. Fakat günümüzde bu daha çok dijital eğitim ile kendini gösteriyor. Ben sürekli yayınlarda bu vurguyu yapıyorum. Aslında biz kendimize haksızlık yapıyoruz. Çünkü kullandığımız öğrenme nesneleri, animasyonlar, yapay zeka, o kullanılan teknoloji dijital teknoloji. Aslında bunda da dijital eğitim. Onun vurgusunu sıkça yapmaya gayret gösteriyorum. Çünkü uzaktan eğitim dediğimiz zaman öğrenen ve öğreten ayrı yerlerde ve bir arayüzle bir araya geliyor. Ama dijital eğitimde öğretmen öğrencileri gruplayabiliyor, tartışma ortamlarına sokabiliyor, yapay zekaya gelişimini takip ediyor. O yüzden bu terminolojik ve kavramsal bir düzeltme ihtiyacımız var. Ve işte ben de bu işi ilk yapan üniversiteden geliyorum. Bizim üniversitemiz yıllardır bu sistemleri uyguluyor. Televizyonla başlamış. Daha sonra şu anda da online devam eden bir yapımız var. Ve tüm dünya pandemiyle beraber uzaktan eğitim ya da dijital eğitimi yeniden keşfetti diyebiliriz. Peki ne gibi avantajları var bu tip eğitimlerin? Onu birazcık da konuşalım. Tabii şimdi bir kere mekandan ve zamandan bağımsız olabiliyorsunuz. Bu çok önemli. İnsanlar diledikleri yerde bağlantı süreçleri öğrenme elde edebiliyorlar ve çok farklı kaynaklara ulaşma imkanı var. Yani bir hatırlayın, yanardağları nasıl öğrendik? Biz alçıdan bir yanardağ vardı ve kolonya pompasıyla kırmızı su fırlatıyorduk. Şimdi öyle bir uygulama var ki o animasyondaki lavlar 2000 santigrat derece ve gerçeklik. Yani gerçeği bize çok net öğretmede çok etkili. Ve öğrenmenin zamanı, süresi, mekan o kadar bağımsız ki ve aynı zamanda insanlar hem çalışırken hatta okurken bir başka öğrenme öğretme sürecine dahil olabiliyor. Şimdi o X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı olmakla da mutlaka ilgilidir. Ben hala işte ne kitabı bilgisayardan okuyabilirim ne gazeteyi bilgisayardan okuyabilirim. Ben kağıda dokunacağım. Benim derdim o. Dolayısıyla bu uzaktan eğitim ya da dijital eğitim neyse onun adı, ben hiç sevmedim. Bir de Akdeniz çocuğuyum. Anlatamıyorum derdimi şeye, bilgisayara bakarak. İşte çocuklara da yeteri derecede o eğitimi verebildiğimi düşünmüyorum. O yüzden hani yapamayacağım bu dönem. Bu uzaktan hikaye benimle olmadı deyip izin istemiştim okuldan da. Siz nasıl bakıyorsunuz buna? Şimdi fiziken bir araya gelmek şart değil mi eğitimde? Siz de devam edelim Özge Hanım. Fiziken tabii ki. Şimdi yüz yüze eğitim, öğrencilerin öğretmeniyle etkileşim halinde bulması, kendi sınıf arkadaşlarıyla etkileşim halinde bulması çok kıymetli, çok önemli. Ancak Mart ayı itibariyle hayatımıza yeni bir süreç girdi. Pandemi dönemiyle birlikte aslında zorunluluk haline geldi. Evet, ilk olarak Mart ayında hayatımıza uzaktan eğitim diye bir kavram girdi. İşte hibrit eğitimden bahsetmeye başladık, dijitalleşmeden bahsetmeye başladık. Hibrit öğretmen gibi bir kavram girmeye başladı hayatımıza. Bu yüzden aslında biz çok fazla yurt dışına yapılan öğretim programlarını inceliyoruz. Uzaktan eğitim nedir, dijital eğitim nedir? Nasıl öğrenciyi daha etkin hale getirebiliriz? Öğrenme süreci, evet, pandemiyle karşı karşıyaysak bunu en etkili şekilde nasıl yapacağız? Onun için çabalıyoruz aslında. Ebeveynler nasıl bakıyor hocam? Bundan araştırmasını bizler yaptık. Tabii özellikle annelerimize büyük yük düştüğünü gördük yaptığımız araştırmada. Çalışan, çalışmayan annelerimiz bu uzaktan eğitim süreçlerinde çok efor sarf ettiler. İşte hem çalışma hayatında hem ev hayatında çocukların eğitimlerinin bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Sabah 9'da dersler başlıyor. Tabii ilk başta Mart ayında bir alışma evresi oluştu. Hayatımıza bazı kavramlar girdi. Mesela hiç daha önce belki kullanmadığımız Zoom diye bir herkesin dilinde ve komik komik kliplerde yapılıyor şu anda biliyorsunuz.
Yani ortalama ev insanı dahi bunu öğrendi. Şu anda sisteme girip çıkmayı biliyoruz. Ama sistem karmaşıklaştıkça biraz sıkıntı yaşıyor anne ve babalar. O yüzden de zannediyorum okulların açılmasından çok onlar sevindi şu anda. Okulların açılmasına mutlaka en çok onlar sevinmiştir ama bir tarafıyla da en çok onlar kaygılanıyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü çocuk işte okula gidecek, gitmeyecek, Covid kapacak, kapmayacak, oradan belki bir süper bulaştırıcı olacak, o taşıyacak eve, eve gelecek, evde kim var kim yok belli değil. Dolayısıyla çok zor bir süreç olacak herhalde diye düşünüyorum. Aslında şöyle, okul sokaklardan daha güvenli. Yani çocuk okula gitmeyince nerede ona bakmamız lazım. Yani bizim sitemizde görüyoruz çocuklar yine dışarıda, yine dışarıda. Aslında steril edilmiş ve pandemi kurallara uygun okul ortamları daha güvenli olabiliyor. Bunu yapan birçok kurum var. Bu arada tabii şeyde vurgu yapmamız lazım. Yani öğretmenlerimizin de çok dikkatli olması gerekiyor. Bu en geniş kademe aslında okula başladı. Birinci dört dediğimiz ilkokul kademesi başladı. Süreç iyi giderse tamamı da zannediyorum gelecek aylarda açılacak. Sizin çocuğunuz var mı? Yok, hayır. Sizin çocuğunuz var mı? Zor oluyor mu evde? Evet, 5 ve 6 yaşlarında bizim oğlanlar. Maşallah. Kendileri girebiliyor ama Zoom sistemlerine ya da diğer sistemde. Ama devamlı sıkıntı yaşıyoruz elbet. Peki pandemi döneminden sonra bu dijital eğitimler bir alışkanlık yaratır ve hayatımızın bir parçası olur mu? Ben kesinlikle devam edeceğini düşünüyorum. Evet, şimdi belli kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Zamanla hepimizin beklentisi tabii ki öğrencilerimizin okula dönmesi. Tüm kademelerde en çok istediğimiz şey yüz yüze eğitim başlasın istiyoruz. Ancak yüz yüze eğitim başlasa da artık dijital eğitim biz hayatımızın hep bir yerinde tutmak durumundayız. Çünkü öğrenciler sadece eğitimlere de katılabiliyor. Yani yurt dışındaki mesela lise öğrencilerimiz bizim geçtiğimiz dönemde yurt dışındaki ileri gelen çok iyi üniversitelerin sertifika programlarına katıldılar. Bunlar kendi alanlarına işte robotikle ilgili olabilir, kodlamayla ilgili olabilir, mühendislikle ilgili. Kendi ilgi alanları doğrultusunda derslere, uzaktan eğitim sürecine derslere katılabildiler. Bu yüzden kendi gelişimlerini, kişisel gelişimlerini, üniversite hazırlık adına bazı üniversitede kabul olacak dersleri de önceden alarak kendi gelişimlerine katkıda bulundular. Peki şimdi hep öğrenciler açısından konuşuyoruz da bir öğretici açısından durum ne? Aslında öğretmenler için de bence yeni bir dönem başladı. Çünkü her birimiz yüz yüze sınıf içerisinde öğrencimize dokunarak onların gözün içerisine bakarak anlatmayı çok seviyoruz. Çünkü öğretmenlerde temas çok önemlidir. Göz temas çok önemlidir öğrencilerde. Biz kurum olarak 10 yıldır yaklaşık dijital eğitimin öneminin farkındayız ve dijital eğitime yatırım yapıyoruz. Bununla ilgili içerikler üretiyoruz. Son 1 yıldır da tüm yaptığımız çalışmaları, teknolojik anlamda yazılım, donanım, tüm eğitimsel içeriklerimizi dijital eğitim merkezi kurarak bir çatı altında topladık. Buradaki amaç şu, artık diyoruz ki sıralarda öğretmenlerimiz oturuyor. Biz öncelikle öğrencimizin teknolojiyi yönetebilen, teknolojiye yön veren bireyler olmalarını istiyorsak ilk adım öğretmeni bu donanımda yetiştirmek gerekiyor. Biz dijital eğitim merkezimizi kurarken dedik ki kurumumuza başlayan her öğretmenimiz öncelikle orada 25 saatlik bir eğitim alıyor. Burada da üniversitemizin çok değerli uzmanları, hocalarımız tarafından bir eğitime tabi tutuldular. Ama tabii ki eğitim devam eden bir süreç. Sadece bu 25 saatte kalmıyor. Uzaktan eğitim, online eğitimle aldılar. Neye dikkat etmeleri gerekiyor? Öğrencinin o dikkatini, odağını toplamak. Çünkü özellikle küçük yaş grubunda, ortaokul lisede biraz daha kolay olabiliyor. Ama küçük yaş grubunda bilgisayar karşısında öğrencinin dikkatini toplamak, devamlılığını korumak biraz daha zor. Bu anlamda öğretmenlerimize de hem dijital içerik üretme, hem de dijital içerikte, uzaktan eğitimde nelere dikkat etmeleri konusunda eğitim veriyoruz. Şimdi orada şunu da ayrıca bir sormak istiyorum. Herkesin ilgisinin ne kadar dağılacağı, işte çevrede başka uyaranların olup olmadığı vesaire ile değişiklik gösterir. Sonuç itibariyle bilgisayarı bir eğlence aracı olarak şimdiye kadar hayatına sokmuş bir çocuk, çizgi film izlemek üzere eline aldığı bir işte ne bileyim dijital aygıt ya da televizyon. Televizyondan da sonuç itibariyle bir film izleme alışkanlığı, bir çizgi film izleme alışkanlığı oluyor o yaştaki çocukların.
oyun aracı birdenbire eğitim aracı haline dönüşüyor. Ya çocuğun kafası da bence burada bulanıyor, karışıyor biraz. Diğer taraftan herkesin evi, evinin fiziki koşullarının bir çocuğa bir oda vermek kadar rahat olduğunu zannetmiyorum. Sonuçta hani belirli kesimlerde bu evet böyle olabilir, kendi odası vardır, evde sessizlik sağlanabiliyordur ama evin içerisinde koşturan bir sürü çocuk da olabilir. Dolayısıyla biraz o tarafını da konuşmak istiyorum. Orada da evet, ben isterdim. Buyurun hocam. Kesimlerde bu evet böyle olabilir, kendi odası vardır, evde sessizlik sağlanabiliyordur ama evin içerisinde koşturan bir sürü çocuk da olabilir. Dolayısıyla biraz o tarafını da konuşmak istiyorum. Orada da evet, ben isterdim. Buyurun hocam. Teknolojik eşitsizlik deniyor buna literatürde. Elbette sosyal devletin burada devreye girmesi gerekiyor. Kampanyalar başlatıldı, takip ediyoruz bizler de. İşte devlet 500 bin tablet dağıtacak, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları bunları yapacak. Yalnız şeyi kaçırıyoruz, 5G geliyor internetiz. 5G, buna hazır olmamız lazım. Bakın son 6 ayda bizim ortalama hayatımızdaki dönüşüme bakar mısınız? Ve eğitim bunu yaptı. Yani toplumun transforme olmasında eğitim itici bir güç oldu. Pandemiden ötürü. Bu yüzden dediklerinize kesinlikle katılıyorum. Çocukların kendi öğrenme çevresinin oluşturulması gerekiyor. Burada da fırsat eşitliğinin teknolojik bağlamda ele alınması lazım. Yani internet hızından tutun, kullanacağı aygıta kadar, televizyona kadar hatta. Yani iki de vefat var biliyorsunuz. Bir baba çatıda, bir öğretmen de tepede, internet hızında bunları yaşadı. Ya bunları konuşmuyor olmamız gerekiyor. Tabii. Şimdiye kadar. Hele bu yaşta. Adım kadarıyla bir sistem geliştirmişsiniz. Bir öğrenme platformu. MethodBox diye. Nedir o? MethodBox bizim son 2 yıldır uyguladığımız yapay zeka tabanlı bir öğrenme platformu. Biz Mart ayı itibariyle uzaktan eğitim süreci başladığında derslerimizi hem senkron hem de asenkron olarak iki şekilde devam ettirdik. Senkron olarak öğrencilerimize gün içerisinde öncelikle canlı derslerimizi verdik. Biz de hocam da az önce bahsetti, farklı platformlar üzerinden kullandık. Daha sonra canlı dersler sonrasında öğrencimize Simit platformu üzerinden okul öncesinden liseye kadar tüm ders içerikleri mevcut içerisinde. İçerisinde öğrenciye konu anlatım videoları, soru çözüm videoları, yaş grubuna uygun olarak animasyon ve simülasyonlar, deney videoları yükledik. Çünkü uzaktan eğitimde en büyük sıkıntımız şu: sadece öğretmen bilgisayar karşısına geçip ders anlatmasın. Öğrenciyi biraz daha sürecin içerisine katalım. Yaparak yaşayarak öğrenme oldukça önemli diyoruz. Ancak uzaktan eğitim sürecinde bundan yeteri kadar faydalanamadığımız düşündüğümüz için biz MethodBox içerisine yaş ve sınıf düzeylerine uygun olarak her türlü zengin etkileşimli içerikleri yükledik. Öğrenci gündüz canlı derslerini yaptıktan sonra belirli zaman dilimlerinde de MethodBox üzerinden kendi öğrenme hızına, kendi öğrenme düzeyine göre bireysel çalışmasını sürdürebiliyor. Oradaki amacımız şuydu. Diyoruz ki biz, her öğrencinin parmak izi farklıdır. Her öğrenci farklı öğrenir. O zaman kurumlarımızda uyguladığımız kişiye özgü öğrenme modeli var. Bu modelde de şunu benimsiyoruz: öğrenci bireysel öğretmeninden, zamanından, okulundan bağımsız olarak kendi öğrenme düzeyine göre nerede eksiği varsa MethodBox'a girip ilgili konuyla ilgili konu anlatım videosunu dinleyebiliyor. O konuyla ilgili test çözmek istiyorsa tekrar yapabiliyor. Veya konuyla ilgili bir deney varsa o deneyi de izleyip daha iyi öğrenmesini güçlendirmiş oluyoruz. Bu kişiye özel eğitimi biraz daha açalım mı? Kişiye özgü öğrenme modeli bizim okul öncesinden başladığımız bir model. Biz diyoruz ki her öğrenci farklı öğrenir. Her öğrencinin nasıl herkesin parmak izi farklıysa her öğrenci de birbirinden farklıdır diyoruz. Öğrenciye biz öncelikle onun kendi öğrenme biçimini test edecek testler yapıyoruz. Öğrenci nasıl daha iyi öğrenir? İşte görsel mi daha iyi öğreniyor? İşitsel mi daha iyi öğreniyor? Etkinlikler yaparak mı daha iyi öğreniyor? Bunu test ediyoruz öncelikle. Ve diyoruz ki öğretmenlerimize, kendi girdiği sınıfa ait öğrenme biçimine yönelik raporumuzu öğretmenimize sunuyoruz. Evet, bu sınıfta bu öğrenme biçiminde ağırlıkta olan öğrencilerimiz mevcut ve öğretmenlerimiz de sınıf içerisinde kullanacağı yöntem ve tekniği sınav test sonuçlarına, envanter sonuçlarına göre farklılaştırabiliyor.
Biraz bu yani dediğim gibi X, Y, Z kuşaklarına göre bu iş değişiyor herhalde. Ben de bir X kuşağı olarak Y'yi ve Z'yi bile anlamakta güçlük çekiyorum. Sizin çocuk var mı? Yok. Şimdi alfa kuşağı oldu onlar da. Oo. Son 5-6 yaş şu anda alfa kuşağı. X, Y, Z bitti, alfa geliyor. Tabii Yunan alfabesinin ilk harfiyle başlıyorlar. Peki orada velilerin durumu nedir? Velilerin psikolojisi vesairesi, onları birazcık konuşalım. Şimdi, çocuk üzerinde de etkili oluyordur herhalde bunlar. Tabii şimdi anne ve baba ne kadar evde öğrenme sürecini sağlıyorsa o kadar katkı sağlıyor öğrenmeye. Bakın sizin az önce söylediğinizden hareketle bir evde televizyon eğlence aracıysa onun öğrenme aracına dönüşmesi çok güç oluyor. Tabii. Bu yapılan araştırmalarda böyle. Yalnız şu önemli, bu kullanılan dijital platformların niteliği önemli. Yani bakın SALT telekonferans sistemleri çok yeterli değil artık. Yani çocuklar, öğretmenler, etkileşecekleri, bir arada bulunacakları yapıların oluşması gerekiyor. İşte yani az önce hanımefendi anlattı. O yapay zeka ile öğrencinin gelişiminin izlenmesi, ona göre yönlendirilmesi, matematik eksiği varsa matematiğine uygun soruların verilmesi, hatta konulara kadar takibi gibi uygulamanın tamamı öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Siz biraz defans ediyorsunuz o şeye, dijital teknolojiye. Evet. Aslında öyle değil. Tüm dünya, az önce hoca da söyledi, hibrit sürece geçtik. Yani bunun elbette yüz yüze olanı olur. Ben de öğretmen kökenli bir akademisyen. Bingöl'de yani de öğretmen. Bana şey geliyor, çok akıllı aletlerle yaşama fikri biraz hem korkutucu geliyor hem de o aletler kadar ben herhalde akıllı değilim, bir türlü onlara uyum sağlayamıyorum. Şimdi evde de mesela bir sürü akıllı ev aleti var ya, işte çamaşır makinesi bulaşık makinesiyle konuşuyor, öbürü buzdolabı ya, yuvarlak şey dolaşıyor yapıyor. Evet, bir tane işte alet dolaşıyor, evi süpürüyor, işte buzdolabı bende süt bitti diye bakkala arıyor, drone sütü getiriyor falan, yani korkunç bir tablo bence bu. Evet, bu bilim kurgu filmlerindeki gibi değil bu süreç tabii. Yani eğitim süreçlerinde bakın öğrenmeyi kolaylaştıran her türlü olanağı kullanın diyor ünlü eğitimciler. Hı hı. Yani şu anda da biz bunu kullanıyoruz. Yani bu dijital platformların niteliği önemli. Bir boyutu da vurgu yapalım. Biz dijital eğitim teknolojisine dışa bağımlıyız bu arada. Şimdi o Zoom dediğimiz uygulama. Biz içe bağımlıyız. Onu bir tartışmak lazım. Yok, şimdi anlatılan herhalde. Mesela yerli bir yazılım bu. Çok değerli. Desteklenmesi gerekiyor. Zoom geçen yıl 1 lira veriyordu Milliyetin Bakanlığı, şimdi 30 liraya veriyor. Farkı görebiliyor muyuz? Oradaki fiyat farkını gibi. Yani bundan kaçış yok yalnız. Onu söyleyeyim, çünkü bakanlık bazı dersleri yüz yüze yaptı, bazılarını online yaptı biliyorsunuz. Hı hı. Pazartesi başlayacaklar. Yani beden eğitimi, müzik, resim gibi dersleri online yapacağım diyor. Bazı dersleri de yüz yüze yapacağım diyor. Yani bu süreçten sonra bundan asla kaçış yok. Yine de yalnız yüz yüze eğitim konusunda bu kadar ısrarlı olunuyorsa demek ki yüz yüze tarafında özellikle işte bazı sınıfları da belirlemişler, sonrasında sınava girecek vesaire kişiler açısından bakılınca, o çocuklar açısından bakılınca o verecek mi aynı şeyi? Ya 1-8-12 bu süreçlerde, belki siz uygulamadasınız, daha iyi anlatabilirsiniz. Aslında birinci sınıfları başlarken tabii ki öğrenci okuma yazma sürecinde uzaktan eğitimde zorluklarından bahsedildi. Çünkü öğrenci o kalem, öğretmen öğrencinin kalem tutuşuna kadar müdahale etmesi ve öğretmesi gerekiyor bu noktada. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Mart ayında ilk uzaktan eğitim başlıyor, artık evlerden eğitim devam edecek dediğinde en tedirgin olan grup 8 ve 12. sınıflar, yani sınav grubuydu. Hı hı. Orada da sınavlar online mi olacak, nasıl gerçekleşecek, eksiği varsa öğrencinin nasıl tamamlayacağız gibi tedirginlikler vardı. Biz de işte tam da burada aslında MethodMax'ın artılarını da görüyoruz. Biz her türlü sınavımızı her kademede MethodMax üzerinden online gerçekleştirebiliyoruz. Orada da yapay zeka tabanlı bir sistem olduğu için şöyle bir artısı var. 8 ve 12. sınıf öğrencisi hedef belirleme çalışması yapabiliyor. Örneğin 12. sınıf öğrencisi hangi üniversiteyi okumak istiyorsa önce üniversiteyle ilgili bir tercih yapıyor sistem üzerinden. Ve yaptığımız deneme sınav sonuçlarına göre öğrenciye MethodMax'taki öğrenme modülü sayesinde eksik olduğu konularla ilgili bir yönlendirme yapıyor. Yani matematikte üssüz sayılarla ilgili hata yaptı öğrenci. Sistem öğrenciye geçmiş yaptığı sınav sonuçlarına göre bakarak diyor ki
matematikle ilgili, üssüz sayılarla ilgili önce bu konu anlatımını dinlemen gerekiyor. Ardından üssüz sayılarla ilgili bu soruyu çözmen gerekiyor gibi. Yani bu süreçte aslında tamamen birebir öğrencinin eksiğini tamamlama şansımız olabiliyor. Yani eskiden aslında öğretmenlerin gözleyerek bulduklarını bir yapay zeka hafızada da tutup o sorun çözülünceye kadar hadi evet, diye şey yapıyor, uyarı veriyor. Tabii aynen öyle. Öğrencinin tamamen sistem üzerinde yaptığı deneyimlerinden, çözdüğü sorulardan, dinlediği videolardan yapay zeka tabanlı bir algoritma çalışarak öğrenciye yönlendirme yapıyor. Bunu çalışmalısın, bu yönde daha fazla test çözmelisin gibi. Peki neden bu kadar ısrar var yüz yüze illa başlayalım da madem bu kadar işte yapay zeka çözebiliyor, öğrenciyi çok daha işte öğretmenin bile gözünden kaçabilecek bir takım konularda uyarıyor, hafızaya alıyor, tekrar bunu yap diye zorluyor. Aslında çok güzel bir şey söylediniz az önce. Eğitimde eşitlikten bahsettiniz. Çünkü bunu yapabilen her kurum yok şu an. Şu an devlet okullarında her yerden bahsediyoruz. Tüm Türkiye'den bahsediyoruz. Tabii ki bu sistemi biz kendi kurumlarımızda kullanıyoruz. Ama belli öğrencilerimizin evlerinde bilgisayar yok. Televizyondan sadece konu anlatımlarını dinlemeye çalıştılar gibi gibi eksikliklerden tüm öğrencilere ulaşamadığımız için evet yüz yüze eğitimde bir şekilde başlaması gerekiyor. Şimdi orada peki bir eksiklik kalmayacak mı? İşte bir iki gün gidecekler galiba çocuklar okula. İşte yani bölecekler vardiya sistemi gibi. İşte pazartesi salı biri giderken çarşamba perşembe öbürü gidecek gibi. Sanıyorum 6 gün gibi bir sistem üzerinden yapıyorlar. 6. günü valiliklere bıraktılar. Şimdi yani bu 2 gün okula git, 5 gün gitme. Şöyle yapılacak sistem. Yani cumartesi pazarı bile geçirdikten sonra pazartesi insanın sendromu var ya bu işin. Pazartesi sendromunda o kadar bahsediyoruz. Pazartesi çocuklar, salı birinci gün, çarşamba temizlik günü, perşembe cuma da 2. gün olarak düzenlenmiş. Dersler 30 dakika, ara 10 dakika. Bakın bakanlık şunu yapmaya çalışıyor aslında. Tüm dünyada böyle. Okul açıp kapatan bakan olarak anılmak istemiyor Milli Eğitim Bakanı. Ama birçok ülke okulu açtı ve kapattı. Ama işte Güney Kore'de 5 kere açıp kapandı. Yapılan araştırmalar okula ve sisteme güvenin düştüğünü gösteriyor. Öylesi durumlar da var yurt dışında. Şu anda kademe kademe ilerliyor. Şunu da ifade edelim. Okulların tamamının açılması aslında toplumun kurallara uymasıyla ilişkili. Yani siz hala maske takmazsanız, hala mesafeyi sağlamazsanız, yani okullar sadece burada bir bileşen. Birçok toplu yerleşim yerleri açık. Hayır, sadece okulların açılması değil zaten asıl problem. Sonuçta işte siz diyorsunuz sitedeki çocuklar aşağıda oynuyorlar. Okula gitseler aynı teması sağlayacaklar. Okul emin olun daha güvenli bu süreçte. Peki bir taraftan da şu nasıl diyeyim, bir işte televizyon karşısından öğrenecek, öbürü bilgisayarla, yani eğitimdeki o fırsat eşitlikleri, kimisi işte internete erişebiliyor, kimisi erişemiyor, kimisi yüz yüze gidecek, bazı veliler göndermeyecek. Burada mutlaka evde kalan çocukta da okula giden çocukta da bir taraf eksik kalacak. O eksik o yaştaki bir çocukta sonra nasıl kapatılacak? Evet, şimdi bir başka yayın öncesi bir arkadaşım arayıp bunu söyledi mesela. Ben göndermeyeceğim dedi. Öğretmenin de online ders yapmayacağını ifade etti. Ben ne yapacağım diyor. Mesela soru bu. Öyle bir hak var mı? Yani, tabii göndermeme hakkı var. Ha, göndermeme hakkı var da öğretmenin online ders yapmama yani hakkı var. Yani öğretmen öyle bir ifade bulunmuş. Şimdi öğretmen aynı zamanda sınıfta devlet okullarından bahsediyoruz. Aynı zamanda da online ders yapamıyor. Böylesi sorular var şu anda. Bakanlık herhalde bunlara dönük yanıtlar verecek. Yalnız şunu çok net ortaya koymak lazım. Yani şu anda okula gitmeyen bir grup var. Göndermiyor veliler. Bunlar nasıl öğrenim alacaklar? EBA TV'den alın deniyor. Ama baktığımız zaman EBA TV'de tek boyutlu. Düz anlatım sistemi. Yani sadece ekrandan çocuk dinliyor. O da dinlerse. Yani bu anlamda o evde kalanların akademik başarılarında biraz düşüklük olacak gibi bir korku da var velilerde. Buna dönük zannediyorum bakanlık bir açıklama yapacaktır. En azından online ders bağlamında. Benim çocukluğumun kabusuydu. Annem dinliyorsa onun da kabusuydu. Özür dilerim anneciğim sana o günleri yaşattığım için. Veli toplantıları nasıl yapılacak? Online yapılıyor zaten. Online yapılıyor zaten şu an.
Yani ne bileyim işte çocuk, benim öğretmenim şey derdi. İşte bir durduramıyoruz. İşte sürekli işte bir şeyle, başka bir şeyle ilgileniyor. Arkadaşıyla konuşuyor. Şudur budur falan gibi şikayetlerde bulunuyordu öğretmenlerim. Ama şimdi öyle bir dert de olmayacak büyük olasılıkla. Sadece ve sadece akademik başarısı üzerine mi konuşuyorlar? Hiç takip ettiniz mi ÖBE'yi toplantısı? Aslında yani tabii ki sadece EBA üzerinden değil, yani canlı derslerde devlet okullarında da şu an Zoom sistemi üzerinden dersler yapan okullar var, etkili de yapıyorlar. Orada da inanın öğrenci hangisi ekranda çok hareketli, hangisi derse katılıyor, hangisi katılmıyor, inanın orada çok net görebiliyor öğretmen. Çok fazla biz canlı derslere de katıldık. Bazı öğrenciler yerinde duramazken bazıları öğretmeni söz vermedikçe çok da fazla derse katılmak istemeyen olabiliyor. O yüzden sınıf ortamının tabii ki birebir aynısı değil. Ancak yine öğrenci hakkında detaylı bilgiye sahip olabiliyoruz. Şimdi bu eksik kalan noktaların nasıl telafi edileceğine dair az önce konuştuk ama orada hani bakanlığın açıklamasını beklemeden velilerin kendi önlemlerini almaları gerekir diye düşünüyorum. Sonuçta yani bir şekilde, çünkü eksik kalacak. Bakanlık açıklayıncaya kadar o süre daha da açılmış olacak. Belki de bakanlık bir şey açıklamayacak. Ne olacak? Nasıl bir sistem? Evet, yani okula göndermeyen ailelerin bir problem durumu ortaya çıkıyor. Okula göndermiyorsa evde kendi öğrenme ortamlarını sağlayacaklar. Bunu nasıl yapacaklar? Şu anda işte yöntem EBA. Devlet orayı gösteriyor. Ya da işte EBA içerisindeki online daha önceden yapılmış derslere girilmesini asenkron olarak tavsiye ediyor. Yani bu süreçte bir problem var. Zannediyorum yine yük anne babaya düşecek yani. Peki bu Method Box herkesin ulaşabileceği bir şey mi? Sadece biz kurum içerisinde kendi öğrencimizin ulaşabileceği bir sistem. Başkası, ben de buna benzer bir şey, ya kendi sistemlerini yapacaklar ya bir şekilde eğitimi tabii zaten sizin kurumunuzdan. Tabii ki biz çıkış noktamız olarak öncelikle tabii ki kendi kurumumuzdaki öğrencilerimizin bir kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapmalarını istiyoruz. Ama tabii ki hedefimiz tüm Türkiye'de, hatta yurt dışına da daki öğrencinin de kullanımını açmak, ama şu an için sadece kendi öğrencilerimizin yararlandığı sistem. Bu ilerleyen süreçte ticari bir ürün olacak anladığım kadarıyla o zaman. Şimdilik kendi öğrencilerinizi tabii sadece şu an kendi öğrencilerimiz için, ama yani yurt dışındaki öğrencilerin de kullanımını zaten açmak istiyoruz zamanla. O bir şekilde herhalde yurt dışından da öğrencileriniz yurt dışında kalarak işte mesela MBA lisans, yüksek lisansı yaparlar ya online bir eğitimle, işte Amerika'daki bir üniversiteden gibi yurt dışından da sizin böyle öğrencileriniz ilerleyen süreçte olacak o zaman. Şu anda biz aslında üniversitemizin yurt dışındaki kampüslerindeki öğrencilerimizin kullanımını açtık Method Box sistemimizi. Ama yine de tabii ki hem üniversitemiz hem de kolejler bünyesinde kendi çatımız altında şu an kullanmaya devam ediyoruz. Şu anaokulu tarafı, eğitim öncesi, okul öncesi demiştiniz. Bu arada 3 dakikamız varmış. Eğitim öncesi tarafı, okul öncesi tarafı nasıl hallediyorsunuz? O çocuklara ne anlatılıyor orada? Onlar zaten yüz yüze eğitim aldıkları için artık okullarımıza başlayacaklar. Öğrencilerimiz de onların daha çok hem etkinlik tabanlı çalışıyor. Biz okullarımızda sistem eğitimi uygulayan bir kurumuz. Yani öğrencilerin fen, teknoloji, matematik, mühendislik gibi disiplinleri bir arada öğrenmelerini hedefliyoruz. Daha çok etkinlik odaklı, onlarla yaparak yaşarak öğrenmeyi temeli alarak öğretmenlerle ve öğrencilerle, zaten sınıfta çok az kişi olacak şekilde, sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde öğretimimize orada devam ediyoruz. Yıl içerisinde ne yapıyorsak bu dönemde de yine aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Aktardıklarınız için umuyorum Türkiye satına yayılabilecek bir sistem olur ve herkesin benzer bir sistemle herhangi bir eksiği kalmaz diyeyim. Var mı hocam ekleyecekleriniz, özellikle evet, velilere bir dijital öğrenme olanaklarından korkmuyorum. Anlamaya çalışalım. Bu bana galiba tavsiye. Çünkü gelecek artık çağ bununla hareket edeceğiz. Buna çok net söyleyebiliyoruz uzman olarak. Bir öğrenmede kolaylaştırıcı, öyle bakarsak çok daha faydalı olabilir bizler için. İşte önce o teknolojiyi biraz kullanmayı öğrenmek sanıyorum gerekecek. Evet. Çok çok teşekkür ederim. İkinize de sağolunuz. Güne bakışa bugün böylece noktayı koyalım. Güzel bir hafta sonu, keyifli bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum her şeyden önce. Pazartesi günü görüşmek üzere, hoşçakalın.